Onur Koleji'nden herkese merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 6. sınıf kazanımı olan ondalık gösterim konusunun devamını ele alacağız. Hazırsak başlayalım. Bir önceki videomuzda, yani ondalık gösterimlerin ilk videosunda, eğer izlemediyseniz izleyin. Kesirlerin paydalarını genişleterek 10, 100 veya 1000 yaparak ondalık gösterim şeklinde yazmayı öğrenmiştik. Şimdi bu videomuzda başka bir yol ile ondalık olarak göstermeyi öğreneceğiz. Kesir gösterimi aynı zamanda bölme işleminde ifade eder. Yani şuradaki kesir gösterimi var ya, burada bir kesir çizgimiz var. Bu aynı zamanda bize bölme işleminde ifade ediyor. Bir kesrin payını paydasına bölerek de bu kesrin ondalık gösterimini bulabiliriz. Örneğin burada 6 bölü 20 var. Normalde biz bunun ondalık olarak göstermek istiyorsak payda kısmını 10, 100 ya da 1000 yapıyorduk. Ama ben bunu direkt 6'yı 20'ye bölerek de ondalık olarak gösterebilirim. Nasıl mı? Gelin bakalım. Evet, burada 6'yı gerçekten 20'ye böleceğiz. Ama nasıl böleceğiz? Bakalım. Bölme işlemine başlıyoruz. 6'nın içinde 20 var mı? Hayır, 6'nın içinde 20 yok değil mi? O zaman şu 6'ya destek olarak yanına bir 0 ekleyelim. Ama bunun yanına destek olarak 0 eklerken buraya da 0 virgül eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi 60 oldu. 60'ın içinde 20 var mı? Tabii ki var. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 20, 60 çıkardım. 0'dan 0 çıktı 0, 6'dan 6 çıktı 0. Demek ki 6'yı 20'ye böldüğümde 0,3 buluyormuşum. Bakın, ondalık olarak gösterdim bunu da böyle. Evet, başka bir örnekle daha da netleştirelim. 9 bölü 2. Normalde biz diğer videomuzda da gördüğümüz gibi 2'yi 10, 100 ya da 1000 yaparak ondalık olarak gösterebiliyorduk. Şimdi gerçekten 9'u 2'ye bölerek ondalık olarak göstereceğiz. Nasıl yapacağız? 9'un içinde 2 var mı? Var. 9'un içinde 2 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 2, 8. Çıkardım. 1. 1'in içinde 2 var mı? Hayır, yok. O zaman 1'in yanına bir 0 ekliyorum destek olarak. Buraya da bir virgül ekliyorum. Onun içinde 2 var mı? Evet, tabii ki var onun içinde 2. Kaç kere var? 5 kere. 5 kere 2, 10. Çıkartıyorum. 0, 0. Demek ki 9'u 2'ye böldüğümde ondalık olarak 4,5 olarak gösterebiliyormuşum. Evet, burayı anladıysak şimdi değişik bir konuyla devam ediyoruz. Yine ondalık gösterim konusu ama biraz farklı bir konu. Devirli sayılar. Ondalık gösterimli bir sayının ondalık kısmındaki sayılar, yani virgülden sonraki sayılar, belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu tür ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterim denir. Örneğin, örneğe bakarak daha rahat anlayacağız. Mesela burada bir ondalık sayı var, görüyor musunuz? 12,23,23,23 ve böyle devam ediyormuş. Ondalık kısmı nereydi? Virgülden sonraki kısmıydı. Burası böyle sürekli tekrar ediyor. Tekrar eden sayı ne peki? Bakın, 23, 23, 23 diye tekrar ediyor. Görüyor musunuz? Tekrar eden sayı 23 olduğuna göre 23 sayısının üzerine bir çizgi konulur. Buna devir işareti denir. 12, 23, 23, 23 şu şekilde de gösterilebiliyor. 12'yi yazıyorum. Virgülümü koyuyorum. Tekrar eden sayının üstüne bir çizgi, yani devir işareti koyarak da gösterebiliyorum. Gelin şimdi bunu öğrendiklerimizi örneklerle pekiştirelim. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri devir işaretiyle gösteriniz diyor. Peki, gösterelim. İlk örneğimize bakıyoruz. 5,6666 diye tekrar ediyor. Nasıldı? Devir işaretiyle gösterirken 5 virgülümüzü koyuyoruz. Tekrar eden sayıyı yazıyoruz. Ve tekrar eden sayının üstüne bir devir işareti koyuyoruz. Yani düz bir çizgi koyuyoruz. Anlaştık mı burada? Evet, ikinciye geçelim o zaman. İkinci örneğimizde de 9,15555 diye devam ediyor.
O zaman 9 virgül 1 5 yazıyorum. Tekrar eden sayının üzerine koyuyorum bakın. Unutmayın. 1 tekrar ediyor mu? Hayır, etmiyor. 5 tekrar ediyor mu? Evet, ediyor. O zaman 5'in üzerine koyuyorum. 1'in üzerine koymuyorum. Evet, diğer örneğimize bakalım. 21,191919 diye devam ediyor. O zaman 21,19'u yazdım. 19 sürekli devam ediyor bakın. 1 de devam ediyor, 9 da devam ediyor. O zaman 19'un üstüne hem 1'in hem 9'un üstüne bir devir işareti koyuyorum. Son örneğimize bakalım. 8,3722. Aa bakın. 8 yazıyorum, virgülümü koyuyorum. 3 ve 7 tekrar etmiyor, onları yazdım. 2 tekrar ediyor, 2'yi de yazdım. 2, sadece 2 tekrar ettiği için 2'nin üzerine bir devir işareti koyuyorum. Evet, burayı anladıysak şimdi bunun tam tersi örnekleriyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimlerin açılımlarını yazınız. Yani biraz önce biz devirli ondalık gösterim olarak yazmıştık. Açılımlar verilmişti bize. Şimdi biz devirli ondalık gösterimlerin açılımlarını yazacağız. Nasıl yazacağız? Gelin bakalım. İlk örneğimiz 8,1. 8,1 ve üzerinde bir devir işareti var. Bu bana neyi anlatıyor? Bunun açılımı nasıl? 8 virgülümü yazıyorum. 1'i de yazıyorum ama bu diye devir işareti bana 1'in sürekli tekrar ettiğini söylüyor. Yani 1, 1, 1, 1 diye devam ettiğini gösteriyor, değil mi? O zaman bunun açılımı bu şekilde. İkinci örneğimize bakıyoruz. 43,26 ama 26'nın üzerinde bir devir işareti var. O zaman bu 43,26,26,26 diye devam ediyor. Evet, üçüncü örneğimize bakalım. 12,85 var ama sadece 5'in üzerinde devir işareti var. O zaman bu ne demek istiyor bana? 12 virgül yazıyorum, 8'i yazıyorum ve 5 tekrar ediyor. O zaman 5, 5, 5, 5 diye gidiyor. 8 tekrar etmiyor çünkü 8'in üzerinde bir devir işareti yok. Son örneğimize bakıyoruz. 146,275. 275'in hepsinin üzerinde çizgi var. O zaman bu sayıda virgülden sonra 275, 275, 275, 275 diye devam ediyor. Yani 146,275, 275, 275 diye devam ediyor. Evet, son örneğimizi de tamamladık. Devirli sayılar umarım anlaşılmıştır. Bugünlük videomuzun sonuna geldik sevgili öğrenciler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.